Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Kart Racing oynuyoruz arkadaşlar. Bir drift atma oyunu diyebilirim size kısacası. Şöyle ben efsane bir araba edindim kendime, şöyle para biriktirdim. Bunu satın aldım. Kimlere çıkma? Süpersin. Birazcık zor sayılır oyun ama zamanla alışıyorsunuz tabi. Fark ettiyseniz direksiyon setinle oynuyorum bu arada. İlk başta böyle oyunlar oynayınca bayağı zorlanılıyor. Ama sonradan alışınca bayağı eğlenceli oluyormuş. Cidden yani. Bugün bu arada yani bunu saymazsak 3 arabayla daha oynayacağız. Bilginiz olsun. Vay be, efsaneyim ya. Videonun sonunda da bu arabaların içini göstereceğim size arkadaşlar. Bu oyun güzel bir oyun. İndirecekseniz kesinlikle indirin bu oyunu. Bayağı yani güzel yapmışlar. Hemen diğer arabamıza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, diğer arabamız da bu. Gayet güzel bir araba. Yani araba eski tabi de, kayış anlamında bakın. Bayağı efsane kayıyor gördüğünüz gibi. Ama yalan değil yani, harbiden hakkını vermek lazım. Araba eski ama efsane kayıyor. Bu arada bu arabaların modifiyeli hali bunlar. İlk halleri bayağı itici bir arabaydı yani. Şey bile diyebilirdiniz. Kürüstür. Cidden. Camlarını falan siyah yaptım. Tekerlekleri boyadım. Arabanın rengini değiştirdim. Bayağı iyi oldu. Evet, bu arada bu son arabamız. Bundan sonra size arabaların içlerini göstereyim. FPS'ten. Hatta ilk bunun içini göstereyim arkadaşlar. Bunun içi ama kötü, onu söyleyeyim şimdiden. Eski araba olduğu için arkadaşlar. Hemen tekrar diyoruz. Başlayalım. Evet, gördüğünüz gibi içi böyle. İçi idare eder. Burada şöyle bir açısı var. Yani gördüğünüz gibi içi böyle arkadaşlar. Şöyle diğer kamera açıları falan da var. Biraz daha drift yapalım şimdi. Neyse, evet arkadaşlar, hemen diğer arabamıza geçelim. Vay be, iyi döndük ha, şaka bir yana. Evet arkadaşlar, diğer arabamız da bu. Bu öyle hızlı gibi gözüküyor ama aslında hızlı da. Çok güzel drift atmıyor bu. Bayağı bir el freni çekmek gerekiyor bunda. Ama neyse ki öyle çok kontrolden çıkan bir araba değil. Neyse ben şunu söyleyeyim size. Benim direksiyonumdan bayağı bir bazen çat çut sesler geliyor. O neden oluyor bilmiyorum. O sorunu gidermenin bir yolunu bilen varsa, yorum atarsa çok sevinirim arkadaşlar. Hadi oğlum. Burası böyle yavaş dönen arabalar için bayağı sıkıntı. Bayağı bir çarptım hatırlıyorum ben burada. İlk oynadığım zamanlarda. Dediğim gibi alışınca bayağı kolay geliyor arkadaşlar. Bende şöyle bir kural vardır. Finish çizgisini geçtikten sonra level atladık. 10 level. Güzel. Evet, diğer arabamıza geçelim hemen arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, diğer arabamız da bu. Bunun markası ne bilmiyorum. Öbürününkini zaten herkes biliyordu. Bu arabanın şöyle güzel bir yanı var. El freni çekmeden kendiliğinden kayıyor arkadaşlar. İyi, güzel. Çimlerin üstünde iki tekerimiz birden çıkarsa drift başarısız sayılıyor. Ama tek tekerimiz çıkarsa ya da iki tekerimiz başarılı sayılıyor yani. İptal olmuyor drift. Ama arabanın neredeyse tamamı çıkarsa drift iptal sayılıyor. Ben de dedim lan az önce, ben bile anlamadım. Neyse boş ver. Anlayan anladı. Hadi oğlum, hadi oğlum. Bu arada bir ara Euro Truck Simulator'da oynayacağım. Bildiğiniz olsun. Ama ikiyi. Biri de oynarım belki. Hatta önce biri oynayabilirim. Bu arada arkadaşlar, benim direksiyonum fiyatını merak edenler olmuştu en sonki videoda. Bayağı önceden. Bunun fiyatı 260 liraydı ben aldığımda. Şu an ne kadar bilmiyorum. Girip bakarsınız. Bunun yanlış sanmıyorsam ismi bayağı uzun bir şey. PlayStation 3, PlayStation 4'e uyumlu. Bilgisayara uyumlu. Ondan sonra tekrarını izleyelim. Ondan sonra Xbox'a uyumlu. Bunun şeyi, ismi benim Twitch hesabımda altta yazıyor arkadaşlar. Bilmem ne joystick falan filan, ismi bayağı uzun işte, bakarsınız orada. Neyse. Durduralım şöyle. Çıkalım. Evet, diğer arabamıza geçelim isterseniz arkadaşlar. Diğer arabamızın içi bu arkadaşlar. Bu arabanın içi daha doğrusu. O ne biçim devrik bir cümleydi. Evet, gördüğünüz gibi bunun içi güzel. Yeni arabalardan çünkü. Yani gayet güzel. Bunun içini güzel yapmışlar cidden. Ekran falan da var. Yani ilk bakışta Mercedes'i andırıyor ama pek benzemiyor Mercedes'e. Birazcık özenmiş gibiler. Güzel toparladım. Evet, diğer arabamıza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, diğer arabamızın içi bu. Bu arada görüntü gitti. Onu kapamayı az önce öğrendim. Daha iyi oldu bence böyle. Bu hangi araba zaten anlamışsınızdır. Bebeğim benim be. Efsanesin ya. Abi çok güzel araba. Oo, arabanın içine bakarken tabelaya giriyorduk valla. Ha şöyle bir arabam olsa var ya, hayatta kullanmam. Direkt garaja sokarım bunu. Abi ne güzel dönersin sen böyle ya. Bir araba bu kadar mı iyi olur abi ya? Oyunda bile iyi araba ya. İnanmıyorum ya. Müthiş bir şeysin sen ya. Bak 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 şuna ya. Oo. Ah çimdik. Abi bak bak bak. Işıklara bak ya, farlara bak bak. Selam veriyor ya. Bildiğin selam veriyor. Şuna bak ya. Abi yok böyle bir güzellik ya. Neyse arkadaşlar. Son bir arabamız kaldı. Gangster arabası. Siyah yaptım demiştim onu zaten. Bir de onun içine bakalım ve videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son arabamızın da içine bakalım. Evet, bunun da içi böyle. Bak şu hızda bile utanmasa drift atacak ya. Güzel yani bunun da içi. Ama öyle çok da gösterişli değil yani. Ama yine iyi tasarlamışlar. Bir ara şöyle yanlama videosu çekmeyi düşünüyorum.
Bak bak uçacak şimdi bak. 1, 2, 3. Nasıl egzoz patlatıyor be. İşte budur be. Açıklamaya da bakarsanız sevinirim arkadaşlar. Hoşça kalın.